Şimdi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bu ifade verilmiş bu şekilde. Biz şunu yapabiliriz. Şunu şöyle paydasına bir deyip içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ben böyle boydan boya çarpmayacağım. Şöyle yan yana yazalım. X artı 3y eşittir 2 çarpı z artı 1 olacak. 2 çarpı z artı 1. Şimdi burada 2 çarpan olduğuna göre şu sağ tarafta gördüğümüz bölüm kesinlikle çift. Bu konuda şüphemiz yok. Şu bölüm çift olacak. Şöyle yazıyorum. Şimdi bizim sağ tarafımızdaki sayı, yani bu bölüm çiftse o zaman solu da çift olmalı. Yani başka alternatif olamaz. Bu şu demek. X artı 3y de yine çift olacak. Bu çift olmalı. Tabii şuradaki 3 tekliğe çiftliğe etki etmiyor. Bunun bir etkisi olmayacak. Demek ki bizim x artı y'miz çift. Yani bir sayıyı tek sayıyla çarpmak onu çift olmasını sağlamıyor. Tek olmasını da sağlamıyor. Y'miz tekse tek olacak, çiftse çift olacak. X artı y çift. Şimdi seçeneklere bakalım. X artı y çift olacak. Nasıl olabilir? İki sayının toplamı nasıl çift olabilir? İkisi de çiftse toplamları çift olur. Veya ne olabilir? İkisi de tek olabilir. İkisi de tekse çift olur. Ama biri tek, biri çiftse toplamları tek olur. Çift olamaz. Şimdi x çifttir diyor. Bilemeyiz. Olabilir ama olmayabilir de. X tek de olabilir. X tek olunca da oluyor. Bu kesinlik yok. Yani şurada kesinlik demiş. Y tektir demiş. Y için tek diyebilir ama belki de çift olacak. Kesinlik yok. Z için hiçbir şey söyleyemeyiz. Z hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Z tek de olur, çift de olur. Sonuca etki etmiyor. Şimdi x ve z tektir diyor. X tek olabilir ama z için biz bir şey diyemiyoruz. Mesela x'imiz şöyle oldu, tek oldu. Z'miz tek oldu. Bizim y'miz çift olursa olmuyor. Sonuç olmuyor. Bu tek olunca, x tek olunca y de olmalı. Bu da olmayacak. Şimdi x çift ise y de çift. İkisi çiftse sonuç çift olur. Demek ki Edirne doğru cevap.